Çok yakın bir tarihte Gaziantep ilimizde insanlığa sığmayan bir hadise yaşandı. Bu hadiseye sessiz kalmak isteyen, katiyen vicdanımızı susturamaz. Biz susarsak bu vahşiliği Rabbim bize muhakkak soracaktır. Çocuk hırsızına benzetilen Suriyeli Leyla Muhammed teyzemiz, insan diye nitelendirilen varlık tarafından kafasına tekme atılarak darp edildi. Bunu yapmak bir insana yakışmayacağı için, bakın Müslüman demiyorum, bir insana yakışmayacağı için bu zata insan demeye dilimiz varmıyor. Atılan tekme neticesinde kadının yüz ifadesi gerçekten içler acısı. Leyla teyzemizin elinde kola vardı. Kim bilir bu kolayı götürmek için torununa mı aldı, çocuğuna mı aldı? Bu zulüm asla kabul edilemez, sessiz kalınamaz. Ülkemizde mülteci sorunu olduğunu düşünenler elbet ki varlar. Hatta gerçekten çoğu konuda haklılar. Eli ayağı tutan gençlerin, adamların sahillerde nargile tüttürmek yerine ordulara katılmaları görüşün dediler. Haklı bir görüş. Aklı olan düşünür ki Leyla teyzemiz ne eli ayağı tutan bir gence ne de benzeyen bir erkektir ne de bir eli ayağı tutan bir gençtir. Mültecilere olan nefretlerini bu şekilde göstermeye hakları katliyen bulunmamaktadır. Mülteci sorunu olan bir zihniyet dahi bu tekmeyi atmaz, bunu ancak ırkçı bir zat yapabilir. Bu saldırgana ve bunun gibi insanları ifade edebilecek bir hakaret daha bulunamadı. Hiçbir hakaret bu saldırganlar kadar daha aşağı olamaz. Kaldırımdan daha alçaklar. Bedenlerine dahi sığmayan nefretleri, canavarlıkları, ırkçılıkları had safhada. Devletimiz var olsun ki gerekeni yaptı. Biz bağımsız birey olarak hiçbir teşkilat, STK, tarikat, siyasi parti gibi kuruluş ve toplanmış kurumların adını, ismini, unvanını, temsiliyetini taşımadan Suriyeli Leyla Muhammed teyzemizden özür diliyoruz. Bize hakkını helal etsin ki o tekmeyi attırdığımız ve o tekmeyi atacak insanlar yetiştirdiğimiz için. Bu basın açıklamasını hiçbir kuruluş ve toplanış, siyasi parti, teşkilat yahut tarikatlar veyahut herhangi bir kurum adına değil, zulme sessiz kalan, zulmü yapan gibidir hadisine esas almış bağımsız bireyler olarak yapmış bulunuyoruz.